Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2023 ehliyet sınavı sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Yine ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bazı arkadaşlar uygulama soruyor. Google Play'den Ehliyet Hocam uygulamasını indirebilirsiniz. Kanalımızla aynı amblemde olduğunu göreceksiniz zaten değerli arkadaşlarım. Bunun yanında tabii ki yalnızca Google Play'de olduğu için bazı arkadaşlar soruyor iPhone için var mı? ehliyethocam.org adresinden iPhone'larınız için de çözüm yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Yine Ehliyet Hocam kazandıran soru bankası için de hemen bu videonun altındaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da sipariş verebilirsiniz. Orada numaralarımızı paylaşıyoruz diyorum. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen videomuzla devam edelim. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı araca yol vermelidir. Hızını arttırarak dönüşü yapmalıdır. 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir. 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız A şıkkı olacak. 2 numaralı araca yol vermelidir. Çünkü arkadaşlar 1 numaralı araç burada dönüş yapmaktadır. Dönüş yapan araçlar dönüş yapmayanlara ne yapmalı? Yol vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır demiş. Bize levhaları vermiş. Doğru cevabımız evet bu olacak arkadaşlar. Diğerleri ne anlama geliyor? Dönel kavşağa yaklaşıldığını, sağa dönmenin yasak olduğunu, genelde sağa dönerseniz ters yöne girersiniz. İmam amca pamuğu tıkar arkadaşlar. Eğer bunu görüyorsanız ne olduğunu evet kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaştığınızı bildiriyor arkadaşlar. Bu sorunu bilemeyeni damdan aşağı itiyorlar arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Bunların hepsini arkadaşlar kış koşullarına geçerken bir bakmanız gereken kontrollerdendir. Zaten arkadaşlar kontrollerini yapmazsanız ne olur? Kışın ortasında mesela akü kontrolünü niçin yapacaksın? Kontağı çevirdiğiniz zaman özellikle dizel araçlarda ısıtma bujisi vesaire var değil mi? Isıtma bujilerinde herhangi bir arıza varsa ne olacaktır arkadaşlar? Aracınız çalışmayacaktır. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır demiş. Alternatörün, far ampulünün, marş motorunun, endüksiyon bobininin doğru cevabımız marş motorunun olacak. Arkadaşlar uzun süre ve sıkça marş yaparsanız marş motorunun içinde bazı kömürler vesaire vardır. Bunlar gider ve kabak çiçeği gibi ortada kalırsınız. O yüzden kesinlikle uzun süre yapmayın arkadaşlar. Bir denediğiniz çalışmıyor. İki denediğiniz çalışmıyor. Kardeşim bunun da bir canı var değil mi? Burada alternatörün ne demek olduğunu bilmeyen kardeşlerim için söylüyorum. Alternatör arkadaşlar bizim akümüzü şarj eden bir elektrik üreten motor. Kısaca böyle telaffuz edebiliriz. Far ampulümüz artık far ampulünü bilemeyeni dövüyorlar arkadaşlar. Marş motoru bizim motorumuza, aracımızın motoruna ilk hareketi veren motorumuzdur. Endüksiyon bobini benzinli araçlarda bujilerdeki kıvılcımı etkili bir biçimde olması için elektrik üreten bobinin ismidir arkadaşlar. Bir anda elektriği yükseltiyor, çat diye patlatıyor orada. Şekilde göre ticari araçta yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en az kaç saat bu aracı sürebilir? 6, 7, 9 ve 8 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı 9 olacak arkadaşlar. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa doğru çeker, fren pedalı sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği arızalıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Araç bir tarafa doğru ne yapacaktır? Çekecektir arkadaşlar. Hatta ilerleyen süreçte bu kazaya bile ne yapabilir? Sebebiyet verebilir. Sizin manevranızı engelleyecektir. O yüzden kesinlikle aracınızın çıkmazdan önce yola lastiklerini kontrol edin. Zaten direksiyon sınavında ilk yapacağımız şey nedir?
aracımızın lastiklerini kontrol etmektir. Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Korkutmadan uyarması, ses tonunun sabit olması, uyarı amacı dışında kullanılması, rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Uyarı amacı dışında kullanılması nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Kesinlikle korna çalmak, yapmak yasaktır. Hatta bazı yerlerde zaten bunun yasağını korna yasağı diye belirtirler. Yaparsanız cezayı yersiniz, buş gibi olursunuz. Hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir demiş. Rot ayarı, süspansiyon ayarı, fren ayarı, far ayarı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Rot ayarı mesela ön düzende yapılıyor değil mi? Fren ayarı fren kısmında. Far ayarı ise elektrik sisteminde yapılan şeyler. Ama far swap ayarı ise bizim motorumuzun içindeki swaplara yapılan ayardır arkadaşlar. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler. Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur? Cem'in, Gülnur'un, Alper'in, Cem ve Gülnur'un. Şimdi düşüncelerini okuyorum. Cem demiş ki, biraz zaten tipini de sevmedim. Cem'in az böyle dayak isteyen bir tip. Aşırı hız yapmayacaksan kesinlikle kullanmam demiş. Alper demiş ki, can emniyetim söz konusu olduğundan her zaman kullanırım demiş Alper. Gülnur ablamız da şunu söylemiş. Şehir içi trafiğinde kullanmaya gerek yok demiş. Evet, kiminki doğrudur demiş. Doğru cevap Alper'inki olacak. Gülnur ablamız ve Cem denilen hıyar yanlış söylemiş arkadaşlar. Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? Motor soğutma suyunun eksilmesi, devir daim pompası kayışının kopması, radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 1, 2 ve 3 demiş. Motor soğutma suyu arkadaşlar eksilirse evet ne olur? Derhal hararet yapar. Devir daim pompası, su pompası da diyebilirsiniz. Bu motorun içindeki su kanallarına suyu pompalayan bir pompadır. Evet, eğer kayış kopmuşsa bu olur. Radyatör üzerinde bulunan fan motoru arızalanırsa yine aynı şekilde olur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bir numaralı aracın öncelikle geçmesi, bir numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi, 3 numaralı aracın 2 numaralı araca ikaz ederek uyarması, 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. Vallahi bizim bir tane katip var. O da bıdı 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 böyle yazıyor, çok hızlı maşallah. Bu arada daha önce katip olmak için de başvurduydum. Nasip kısmetteymiş, olmadık. Aynı o katip gibi okumaya başladım. Evet. Konuya gelelim. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı olacak. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi gerekir arkadaşlar. Niçin? Hemen şu yaklaştırma nerede o? Şimdi kurban olduklarım. Gördüğünüz gibi şurada eli görüyorsunuz değil mi? Şurada tali yol işareti var. Bu işareti, bu levhayı kim görüyorsa o diğer tüm araçlara yol vermek zorundadır. O halde 1 numaralı araç en son geçecektir. Yani 3 ve 2'ye yol verecek. Peki hocam daha sonra hangisi geçecek? Daha sonra arkadaşlar 2 tane aracımız var. Bakın şu levha bize bu yolun, şurada bulunan her iki yolunda ana yol olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek geliyor? Yani bu iki araçtan birinin geçmesi lazım. Ama hangisi? 3 numara tabii ki geçemez çünkü dönüş yapıyor. O halde dönüş yapmayan olan 2 numara geçecek. İlk olarak daha sonra 3 numara geçecek. En son 1 numara geçecek arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü karayolunda bulunmaktadır? Bak bunu 50 sefer anlattım. Bunu bilemeyen gerçekten damdan aşağı iterim. Böyle bacağından aşağı böyle tutarım, silkelerim böyle. Para falan düşerse benimdir he, ona göre. Evet, doğru cevabımız bu olacak. Bakın arkadaşlar böyle sorular dikkat etmeniz gereken okların yönleri. Bakın ikisi de bu yöne doğru gidiyor. Demek ki burası tek yönlü yol. Bakın buraya biri sağa biri sola gitmiş. O halde burası tek yönlü bir yol değil. Bakın yine aynı şekilde sağa sola tek yönlü bir yol değil.
Bakın burada burası bu yöne doğru gidiyor. Burası bu yöne doğru gidiyor. Ortada iki tane çizgi var. İki tane çizgi varsa burası bölünmüş yoldur. O halde kesinlikle bu taraf sağa, bu taraf sola gidiyor. Yani burası da tek yönlü değil. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aracı yavaş kullanmak için, motor yağ seviyesini kontrol etmek için, lastik hava basıncını istenilen değerlerde tutmak için, düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için. Doğru cevabımız D şık olacak. Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için rot balans dediğimiz ayar vardır arkadaşlar. Bunu yaptırıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisinde bir numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır? Evet arkadaşlar bir dikkat kesilelim bakalım. Evet hangisi olabilir? Ben doğru cevap veriyorum. Bu arada durdurma şansınız var arkadaşlar. Yani yavaş gidiyorsanız durdurup bakabilirsiniz. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne almış? G'ye geçidine yakın bir mesafede bu arkadaşımız kendini Süpermen zannetse ki sollamaya kalkmış. Önden de bir araç geliyor. Yolu da kontrol etmemiş. Kendisine imam amcayı tanıştırmak gerekiyor. Umarım iyi muhabbet ederler. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız B şık olacak. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmeli. İlk yapacağımız bu olacak arkadaşlar. Kontrol yapmazsanız İmam amcayla tanışırsınız. Adım Pamukçu Hoca'ya çıktı ya. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece ağır yanıkların bir göstergesidir? Derinin kuru ve ağrılı olması, yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Arkadaşlar, 3. derece yanıklar bizim bildiğimiz en ağır yanıklardır. Bölgede sinir harabiyeti, doku kayıpları mevcuttur. Bu tür yaralanmalarda çok dikkatli olunması gerekir. Uzuv kaybına kadar giden, hatta can kaybına kadar olaylar vardır. Aman diyeyim, böyle durumlara dikkat edin. Allah hepinizden uzak etsin. Yangın, sel, bir tane ne var? Deprem. Bu üçü görmeyeyim ben ya. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Hızını arttırması, sağa geniş, sola dar kaviste dönmesi, dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi, dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkının verilmesi olacak. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir demiş. Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez, yavaşlama uyarı çizgileri. Uykun geliyor bak uyan. Şişt, kalk. Ha böyle deyince tabii uykumuz geçti değil mi? Aa, çok pis bir hocayım ya. Lanet olmasın, tövbeler olsun. Şimdi kurban olduklarım. Bu levhayı, bu işareti, yer çizgilerini siz genelde yaya geçidiyle karıştırıyorsunuz. Ben onları döveceğim böyle. Yani çok az kaldı böyle. Çat çat geçiştireceğim böyle. Bu yaya geçidi değildir. Bu yavaşlama uyarı çizgisidir güzel insan. Bunun aralarında hatta bazen 50, şöyle 50 yazmaz da 90, 70, 50 diye yazar. Buraya geldim de armut değilsen durarsın. Yoksa hop İbam amca. Anlaştık. Yani bu yavaşlama uyarı çizgisidir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarıdır? Bir el kazazedenin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine konulur. Alnından bastırarak, çeneden kaldırarak baş geriye doğru itilir. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir. 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş.
Evet canlar doğru cevap. A şık olacak 1 ve 2. Sert hareket edilmez arkadaşlar. Yavaşça yapılır. Peki nasıl yapılıyor bu? Hemen şöyle bir çizim yapacağım. Çocukları uzaklaştırın. Şöyle bu Seyfi Hoca olsun. Şöyle gözünü de yapayım. Bu benim arkadaşlar. Şöyle kaşını da yapayım. Evet yandan profilden görülüş bu. Evet şu bacaklar şöyle. Şu kollar. Şöyle parmaklarını da yapayım. Evet. Hani TRT'de çıkan bir tane resim vardı ya. Şuralara biraz daha ağaç ekleyelim falan diye. Şuralara biraz da parmak ekleyelim. Şimdi bu eller, bu kollar, bu da kafa. Arkadaşlar yapacağımız şey gayet basit. Çeneyi biraz daha şöyle yapabiliriz. Çeneden yukarıya doğru arkadaşlar kaldıracağız. Tamam mı? Kafanın üstünden şuradan daha geriye doğru ittireceğiz. Böylece şuradan gelen hava kolayca ne olacak? Çıkacak. Böyle durduğunu düşünün arkadaşlar. Yani biraz böyle çene göğüse yakın bir biçimde. Adamın bir nevi soluk barısının üstüne ne yapıyoruz? Baskı uyguluyoruz. Amacımız burada daha rahat nefes almasını sağlamaktır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? Su pompası, şanzıman dişlileri, alternatör diyotları, diferansiyel dişlileri. Biraz önce çizimden dolayı arkadaşlar aman diyeyim çocuklara göstermeyin dedim. Bak sonra rütük mütük peşime düşer ben de sizi bulurum ha. Evet doğru cevabımız C şıkkı alternatör diyotları olacak. Eğer araca ters bağlanırsa alternatör diyotları gider arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edin. Zaten tamirci amcalarımız bunu en iyisini yapacaktır. Kendi başımıza tamirat yapmadığımız müddetçe. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? Motoru erken ısınmasını sağlamak, sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek, yakıt hava karışımını ayarlamak, tekerleğe gelen yükü azaltmak demiş. Doğru cevabımız B şıkkı sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Aküyü şarj etmek, bujilere giden akımı yükseltmek, kısa devre olduğunda sistemi korumak, endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kısa devre olduğunda sistemi korumak olacak. Evet, biraz önceki aslında bu pozisyonu biliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim baş çene ileri, baş geri pozisyonu arkadaşlar. Bunu bilemeyeni dövüyorlar. Demin anlattım çünkü. Hangisi bu pozisyona uygun sizce? Ağızdan ağzı suni solunum yapacak olan hastanın boyun travması yoksa, bakın boyun travması yoksa diyor. Yani boyunda bir yaralanma varsa bunu yapmayın. Çünkü felç kayabilirsiniz adamı. Verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerde hangisidir demiş. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bakın deminki anlattığım gibi çenen olmuş, yukarıya doğru kaldırılmış, baş geriye doğru itilmiş. Bakın hava geldiği zaman hop çıkacak şekilde, tamam mı? Hop çıkacak. Bir de buna bakalım. Hop gel çık. Oh şöyle. Bakın bunda biraz daha iyi ama yine de ne var? Şöyle dik bir açı var. Bizim amacımız açıyı olabildiğince geniş açı yapmak. Araçlarda ilk yardım çantası bulunmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kazalarda ilk yardım için kullanmak, araç muayenelerinde göstermek, trafik denetimlerinde göstermek, araç donanımını tamamlamak demiş. Evet öleceğim galiba. İçinizden bir beddua etti. Kim ettiyse Allah onun da beleciğini vermesin. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Ben bir su içeyim arkadaşlar. Evet, suyumuzu içtiğimize göre devam edelim. Arkadaşlar, A şıkkı olacak cevabımız kazalarda ilk yardım için kullanmak. Aman ha bunu bilemedim demeyin. Eğer bilemiyorsanız lütfen kendinizi gidin lavaboya sokun kafayı. Dermişim iyi çok kötü oldu. Tamam ya sizin şimdi neyse. Resimdeki taşıtın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Banket, ana yol, tali yol, bölünmüş yol demiş. Doğru cevabımız tali yol olacak arkadaşlar. Nereden anladık? Kalp gözüm açık değil tabii ki. Bunu anlamak için şu levha yeterli. Biraz önce anlatmıştım. Yol ve levhasıdır. Bulunduğu yol tali yoldur. Bu ise ileride bir tali yol kavşağı olduğunu söylüyor. Yani şurayı haber veriyor bize.
Bunu gördüğümüz zaman ne yapacağız? Hızımızı azaltacağız ve dikkatli biçimde buradan geçeceğiz. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki yakıt ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Alternatörün şarj etmediğini, emniyet kemerinin takılmadığını, motor yağ basıncının düştüğünü, motor soğutma suyunun sıcaklığının yükseldiğini demiş. Doğru cevabımız evet A şıkkı olacak. Alternatörün şarj etmediğini söyler. Ya ne olacak hocam? Akü şarj etmezse etmesin. Kurban olduğum. Akü biter. Hadi bitsin ne olacak? Araç sonuçta çalışıyor. Kurban olduğum. Eğer bu alternatör şarj etmiyorsa orada kayış vardır. Bu kayış kopmuştur büyük ihtimalle. Tamam mı? Ve kayış koptuğu için de ne olur? Diğer mesela fan motoru gibi, devir daim pompası gibi şeyler çalışmayabilir. Çalışmadığı için de sana sıcak su ikramında bulunurlar. Araban tutuşur, harareti artar ve sen diyelim ki hararet düşecek zannedersin, düşmez. Tam tersine devam eder. Çünkü ne fan çalışır ne diğerleri. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir demiş. Göğüs kemiğinde kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, omurilik zedelenmesi olanlar, besin zehirlenmesi olanlar demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Besin zehirlenmesi olanlar yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilirler. Ama göğüs kemiği, kalça kemiği, hele var ya kalçası kırılmış adamı, sen kalçasını üstüne oturttun. Neyse, doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Hangisi termostatın görevidir demiş. Yakıt hava karışımını ayarlamak, diferansiyelin çalışma sıcaklığında tutmak, karterdeki yağ kanallarına göndermek, motor soğutma suyunun sıcaklığının sabit olarak tutmak arkadaşlar. Şimdi kurban olduklarım, bakın termo. Zaten termo kelimesi sıcaklık demektir, tamam mı? O halde direkt A'yı çizin, B'yi çizin. Ha B'yi çizmeyin, sıcaklık var. Ama neyin sıcaklığı? Termostat arkadaşlar soğutma suyunun sıcaklığıdır. Doğru cevap D şıkkı olacak. Diferansiyelin görevi aksılara küçületmek, aynı zamanda sağ ve sola dönüşlerde bizlere kolaylık sağlamak arkadaşlar. Kartedeki yağ kanallarına göndermek yağ pompasının görevidir. Yakıt hava karışımını sağlamak ise karbüratörün görevidir benzinli motorlarda. Boyun travması olmayan bilinci kapalı ve kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdakilerdeki uygulamalardan yapan dilim sürçtü, yamuldum resmen, baştan başlıyorum. Boyun travması olmayan bilinci kapalı ve kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi, yabancı cisim görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması, kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması, bir elin kazazedenin alnına koyarak başın geriye iterek diğer eliyle iki parmağıyla çeneyi öne doğru yukarı doğru çekmesi. Doğru cevap B şıkkı olacak. Hava yolu açıklığını sağlamak için arkadaşlar kör dalış yapılır. Böyle bir şey yaptığınız zaman da hatalı bir davranış yapmış olursunuz. Yabancı cisimi şöyle bir bakın önce, tamam mı? Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir? Motor yağını temizler. Var ya boğazım öyle bir gıcık. Evet, devam ediyorum. Tekrardan bir su daha içtim. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir demiş. Motor yağını temizler, motor soğutma suyunu temizler, motorun emiş havasını temizler, araç içerisine verilecek havayı temizler. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Araç içerisine verilecek olan havayı ne yapar arkadaşlar? Temizler. Motor yağını, yağ filtresi, soğutma suyunu normal bildiğimiz su filtresi varsa başta odur. Emiş havasını ise hava filtresi arkadaşlar ne yapar? Temizler.
Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir demiş. Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi demiş. Doğru cevap aşık olacak, konuşabilmesi olacak arkadaşlar. Eğer konuşuyorsa zaten nefes çıkışı var demektir. O halde tıkanıklık da tam tıkanma değildir. Şeklinde soru işaretiyle gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şarj sistemi, soğutma sistemi, direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi. Doğru cevap süspansiyon sistemi, amortisörler arkadaşlar. Bizim yoldan gelen titreşimleri emerek rahat, konforlu böyle yayla yayla yolculuk yapmamızı sağlıyor. Direksiyon araca yön vermemizi, soğutma sistemi aracımızın hararet yapmamasını, şarj sistemi ise alternatör vasıtasıyla aküyü şarj ediyor. Hangi durumda yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? Şşt, uyuma. Uyuma kalk. Evet. Yine ben sizi korkutayım dedim. Şöyle uyarayım dedim. İçinizden uçan tekme atmak isteyen çıkabilir ama yaşlı bir hocaya ne yapılacak? Turnike uygulanan, ayağı çıkık olan, solunum zorluğu çeken birinci derecede yanığı olan demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, solunum zorluğu çeken ilk önceliklidir arkadaşlar. Sonra kalbinde tekleme varsa veyahut da turnike uygulanan olabilir. Bunları götürebilirsiniz. Karayollarında trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl şıklarda verilmiş. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar, 10 yıl süreyle geçerlidir. Hocam C, M, D falan onlar ne? 5 yıl arkadaşlar. 5 yılda bir yeniletmeniz gerekiyor. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerleri şunu görüyorsanız, hani denize demiş olduğum kenardaki yol ver işareti var ya, onun yatay olarak yere çizilmiş hali budur arkadaşlar. Yol ver demektir. Bunu görüyorsanız taralı alana girilmeyeceği anlamına gelir. Bunu görüyorsanız bakın yine taralı alana girilmez. Yani şurada araç süremezsiniz. Ama buradan itibaren artık yolun bölündüğünü bize ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Burada ise neler var? Yavaşlama uyarı çizgilerini görüyoruz. Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Suni solunum uygulaması, dolaşımın değerlendirilmesi, kalp masajı uygulanması, hava yolu açıklığının sağlanması demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Öncelikle hava yolu açıklığını sağlıyoruz. Daha sonra eğer tıkanma varsa suni solunum yapıyoruz. Daha sonra dolaşımı değerlendirip kalp masajı yapıyoruz arkadaşlar. Dolaşım dediği nabız kontrolü falan işte. Evet, şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği, 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Arkadaşlar böyle bir durumda kesinlikle pamuğu tıkayabilirler. Dikkatli olun. 2 numaralı araç sinyalini vermiş, çıkmış. Gayet güzel. Ama arkasından onu sollamakta olan aracı dikkate almamış. O halde doğru cevap A şıkkı. 2 numaraya şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir demiş. A 5, B 10, C 12, D 20. C. Benim kafa gitti galiba. Baştan başlıyorum. A 5 10, B 12 20, C 25 30, D 35 40. Doğru cevabımız 5 olacak. 12 ile 20 arasında olacak arkadaşlar.
Bir ifadede, bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş. Kalp damar sisteminin yaşamsal olgunlara uygun ortamda kanlanma yapmaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişim dolaşım yetmezliğine, şok, havale, epilepsi, bayılma hangisi denir? Tabii ki de şok denir arkadaşlar. Şok pozisyonunda ne yapıyoruz? Amcamızı alıyoruz. Bacaklarını şöyle 30 santimetrelik bir şey koyuyoruz altına. Böylece kan ne oluyor arkadaşlar? Kafaya doğru gidiyor ve kendine gelmesi sağlanıyor. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Yolun tek yönlü olduğu, yolun iki taraftan daraldığı, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı, karşıdan gelene yol verilmesi zorunluluğu. Değerli arkadaşlarım, doğru cevap D şıkkı olacak. Bana soruyorsunuz, hocam hangisi yol verecek? Arkadaşlar, tabela kimin tarafındaysa, kimin yanındaysa o diğerine yol verir. Motorlu bisiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Geçme yaparken sinyal verilmesi, yaya yolunda sürülmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevabımız yaya yolunun dan sürülmesi arkadaşlar, yasaktır tabii ki. Kesinlikle yaya yolundan motorlu bisiklet, motosiklet vesaire herhangi bir araç sürülmez arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, o bölgeden dikkatli geçmesi demiş. Arkadaşlar, bu levha bize gevşek şev demek. Bu banketin de dışında kalan kısma şev deriz arkadaşlar ve bazen şevler yüksek olur ve oradan kaya, işte ebur cubur dökülme imkanı vardır yola, bir heyelan tehlikesi vardır. Böyle durumlarda gevşek şev levhasını görürüz. Doğru cevap C şıkkı olacak. Kesinlikle takip mesafesi arttırılır arkadaşlar. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması, 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması, 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi, 2 numaralı aracın hızını arttırması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması olacak. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Hemen aracın dışına çıkıp kebap yapılır, barbekü yapılır, yakıt seviyesi kontrol edilir, önemsenmez yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır arkadaşlar. Evet, hangisi olacak doğru cevap? Tabii ki de D şıkkı. Bunu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar, sövüyorlar, damdan aşağı atıyorlar arkadaşlar. Hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir demiş. Motorun üzerine su dökülmesi, klimanın çalışıyorsa kapatılması, motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Klima çalışıyorsa kapatılması olacak. Hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır? Rölant ayarı, debriyaj ayarı, platin ayarı, buji ayarı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Rölant ayarı olacak arkadaşlar. Hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? Balataların ıslanması, balataların yeni olması, fren ayarının düşük olması, disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Disk ve kampana yüzeylerinin bozuk olması böyle bir şeye sebebiyet verebilir arkadaşlar. V
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken yerleşim yeri dışında metre, yerleşim yerlerinde nokta nokta metre, mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır demiş. Evet. A 50-10, B 120, 150-30, 200'e 40 şıklarda verilmiş. Doğru cevap 150'ye 30 olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bunu görüyorsanız saatte 50 km hızın üzerinde araç kullanamazsınız. Eğer hemen yanındakini görüyorsanız yani şunu 50 kilometrenin üzerindeki araç sınırlamasının son bulduğu buradan itibaren normal mesela şehir içinde kaç yapılacaksa o kadar yapabilirsiniz. Burada gördüğünüzü görüyorsanız 6 tondan fazla yüklü araçlar bu bölgeye giremez. Genelde girişte kantar vardır arkadaşlar. Bunu görüyorsanız hapı yuttunuz. Bunu görüyorsanız da takip mesafesi en az 70 metre olmalıdır arkadaşlar. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir demiş. Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacak arkadaşlar. C şıkkı olacak. Gördüğünüz gibi ikisi de çizginin üstüne park etmiş. Evet arkadaşlar, burada son buluyor.